Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO toplantısı sonrası Brüksel'de gazetecilerle bir araya geldi. Terör örgütünü görmezden gelen bir anlayış ittifakıyla bağdaşmaz. Bakan Akar, PKK destekçisi İsveç ve Finlandiya'nın üyelik talebiyle ilgili NATO ülkelerine önemli mesajlar verdi. Türkiye'yi tehdit eden terör örgütlerine her türlü desteği verip sonra da savunma örgütünde müttefik olmak istemek büyük tutarsızlık dedi. İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütlerine siyasi, finansal, silah desteği yapan, olayı efendime söyleyeyim bir terör yuvasına dönüştüren NATO için de bir tehdit bu. Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin askerlerimizi, güvenlik güçlerimizi şehit ettikten sonra kaçıp sığınak olarak bu ülkelerde kalması kabul edilebilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Akar, terör örgütü PKK'nın elindeki İsveç silahlarını da kanıtlarıyla birlikte muhataplarına sorduklarını söyledi. Her şey açık ve net, somut. Ve bunları biz kanıtlarıyla, belgeleriyle muhataplarımıza takdim ettik, sunduk. Nedir mesela? Bu bir tank savar silahı var, AT-4 diye hepinizin bildiği. Ya bunlar işte oradaki yapılan aramalarda, oradaki yapılan çatışmalarda ortaya çıktı, çıkmaya devam ediyor. Ya bunları koyduk belgeleriyle, resimleriyle, fotoğraflarıyla, seri numaralarıyla. Milli Savunma Bakanı Akar, söz konusu ülkelerdeki PKK yanlısı gösterileri ve teröristlerin iade süreçlerindeki olumsuzlukları da hatırlattı. Bazı müttefiklerin Türkiye'ye savunma sanayiinde uyguladığı ambargoya dikkati çekti. Türkiye'ye karşı silah ambargosu, terör örgütlerine karşı da sınırsız destek. Diyelim ki bu arkadaşlar bu ülkeler ittifaka dahil oldular. Terör örgütü sizin müttefikiniz Türkiye'ye karşı silah kullanırken, saldırı yaparken siz diyeceksiniz benim bunları yapacak bir şeyim yok. Ya bu gerçekten akıllara ziyan. Bakan Akar, tahıl koridoru konusuna da değindi. Moskova ve Kiev'le temasların sürdüğünü belirtti. Çok yoğun bir şekilde bir diplomasi trafiği, görüşme trafiği devam ediyor. Önümüzdeki günlerde biraz daha olayları biz hızlı gelişme fırsatı bulacağız. Şu anda yapmaya çalıştığımız şey Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler, Türkiye toplantısını yapmak suretiyle bu işin süratle çözülmesini sağlamak. Akar tüm bu çalışmalar yapılırken Montreux Sözleşmesi'nin aşındırılmamasının önemini de vurgu yaptı. Buradaki dengenin bozulmasını istemiyoruz. Karadeniz'i bir rekabet ortamına dönüştürmeyelim ifadelerini kullandı.